Türk Yapısal Çelik Derneği yenilenebilir enerji kaynaklarından rüzgar enerjisinin Türkiye'de gelişmesi için Uluslararası Rüzgar Enerjisi ve Santralleri Semineri düzenledi. 12 yıl içinde Türkiye'de rüzgar enerjisi santralleri kapasitesinin 22 bin megawata çıkması beklenirken 3 milyar doların üzerinde çeliğin Türkiye'deki tesislerde işlenmesi öngörülüyor. Türk Yapısal Çelik Derneği'nin düzenlediği Uluslararası Rüzgar Enerjisi ve Santralleri Semineri'nde önümüzdeki dönemde rüzgar türbini yatırımlarının artacağı, iç talebinde 10-15 kat artacağı öne sürüldü. Türk Yapısal Çelik Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Nesrin Yardımcı, amaçlarının yapısal çeliğin avantajlarını anlatmak olduğunu söyledi. Türkiye'de gelişimine ve doğru kullanımına katkıda bulunmak, yaygınlaşmasını sağlamak. Türk Yapısal Çelik Derneği Başkan Yardımcısı Yener Güreş, 10 yıl içinde rüzgar enerjisi talebinde patlama yaşanacağını, çelik sektörünün de üretimde artışa gideceğini belirtti. 15 kat artacak çeliğin kullanımı, rüzgar enerji santrallerinin işte kurulu gücü. Bu demektir ki Türkiye'de yapılması gereken çok şey var. Mesela en azından kuleleri hesaba katarsanız önümüzdeki belki yaklaşık işte 10 yıl içinde 3 milyar dolarlık çelik kule yapılması lazım. Tabii yalnız çelik kuleyle de bitmiyor. İşte bunun bağlantı elemanları var, işte ankrajları var. Yani çelikle yapılacak daha birçok şey var.